Arkadaşlar merhabalar. Bugün Bursa çalışmalarımız bitti. Bunu yayınlayacağım. Dediğim gibi lider form çalışıyorum. Stile sıkıntı var. Biraz zorlanıyorum ders çalışırken. O yüzden gecikiyor. Kusura bakmayın. Dün de zaten çok başarılı değildik. Çalışmalarımız istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Dün Çolpanlı geldi. 32 handikap puanıyla şartlı 5 bir yarışta iyi atları geçti ama atlarımız da yaşlıydı biraz. Orada çok tepki çekti aslında Ahmet Çeliklerin, Müslüm Çelik'in olması, kardeşlerini bıraktılar şeklinde. Yalnız şu bir ayrıntısını anlatayım oranın. Çolpanlı 32 handikapla 1.42 yaparak kazandı. 1.42 derece Adana'da kısa vade yarışların kazanıldığı derece. Yani Çolpanlı'nın handikapı bizi aldatmış durumda. Handikapı yeterli değildi şartlı 5'e. Ama atın durumu kısa vade altı durumda kalmış. O kadar iyi bir atmış benim gördüğüm. Dereceyi yapabilmesi demek yarışta hile olmadığını anlatır bana. Ama şunu yapmış ilgilileri, yarışın atın ilgilileri. Bu atı herhangi bir handikapa koyarlardı. Çok rahat 32 handikap ve çok rahat yarışı kazanırmıştı bu at. Biz de handikapa girdiği için bu atı dikkate alırmıştık oyuncular olarak. Tutuyorlar, şartlı 5'e yazıyorlar. Ya şart 5'te haliyle bu atı biz görsek bile vermeyiz. Tahmincilerin hiçbirisi vermez, veremez bu atı. 32 ile 90 handikap karşı karşıya nadiren gelir, nadiren bu sonuçlar çıkar. Eskinin ABC grupları vardı hatırlarsanız. Bir gün C grubu bir at kalktı A grubunda bir yarış kazanmıştı. Çok tepki çekmişti. Aynı bu olay işte. C grubu Çolpanlı'nın kalkıp A grubunda yarış kazanması hikayesi. Arap atlarında önceleri böyle bir ayrımları vardı. Ya ama bu at yarışın bu doğal olayı onu da anlatayım. Olur yani. Olmazdı ya. Akşam burada Adana'yı bu hali yaptıktan sonra Uzun Bey'i getirdiler. Uzun Bey de aşağı yukarı buna benzer bir durum yaşattılar. Geçti atlar çok güzel atlardı. İşte at yarışı bu olmasa da şey güzelliği kalmıyor diyeyim ama bizler yatıyoruz tabii. Tahminci olarak da vermek çok zor bu atları. Verenler de yalan söylüyordur. Ha, bir de genel olarak şunu anlatayım kısaca geçeceğim hemen. Bu işlerde bilen söylemez arkadaşlar. Söyleyen de bilmez. Tekrar edeyim. At yarışında bilen söylemez. Söyleyen de bilmez. Size Tiyomio hikayesini anlatıvereyim. İnanmayın. En iyi tahminci sizsiniz, kendinizsiniz. Toplayın bilgileri, harmanlayın, yapın kuponunuzu. Sonra arkanızı yaslanın ve kuponunuza belli bir bütçeyi geçmesin. Benim tavsiyem. Geliyorum bugünkü koşullarımıza. Parion diye bir atımız var bende. Yedil plaseden düşmeyecek şeklinde çıkardı benim sistemim. Yedil plase oynayan arkadaşlar için rahatlıkla tek bırakabilecekleri bir at. Zaten favori çıkacaktır. İlk ayağına geleyim. Handikap 15, handikap 2 bir yarış arkadaşlar. Şu bir numaraya çok baktım. Büyük çıktı. Acaba kazanır mı diye bulamadım, kazanır durumuna gelmemiş ama büyük çıkıyor iki taraftan da benim sistemde, o yüzden bir şey yapmadım ona. 10 numara Anita Blake, bu atın arkasına ikili oynayacağım, güzel bir ikili vermesi gerekiyor, çok güzel çıktı bende birinci at durumunda. Akabinde Murat Günüzeli ve Selim İpek'in bindiği atlar 5 ve 9 nolu atlardan 10 numara olmazsa şayet birincilik beklediğim atlar olmuşlar. Altılıyı düzenleyen arkadaşlar da ilk yarışı handikap 15 ile başlatıyorlar ki dediğim gibi her zaman zor yarışlardır bunlar. Sebebi kilo ayarlamalarının handikaplara göre birleşimi inen ve çıkan atların olmasıdır kilo olarak. Bulduğunuz atı ekleyin, tuttuğunuz atı mutlaka ekleyin. Hissedin bir de o olay da çok önemli. Hissederek çok güzel para kazanan arkadaşlar biliyorum. Yani bu at yarışı. Gene bir maiden. 4 numarayı tek bırakacağım ama inanmayın. Burada çalışmanızı ben yapmadım. Handikap, galop, çeşitli çalışmalar var. Daha sonra yapacağım kurgu yaparken. Dördü tek bırakır mıyım bilmiyorum. Pek bırakmam beşli ilk aya. Yıkma ihtimalleri yüksek. Yani gelirse de hani oyunlar normal biter, yarışlar normal biter diye düşünüyorum. Maiden bir yarış. Size bırakıyorum burayı. Herhangi bir bilgi vermek istemiyorum. Yanlış yöneltmek istemiyorum. Geçiyorum. Handikap 17 bir yarışımız var. 5 yukarı Araplar. Burada da baya bir üstüne durdum. Hani kim gelir kim gider diye.
şunu söyleyeyim. Kamçı hala şanslı durumda. Son yarışını kazanmış olması. Formunu göstereyim. Kamçı kadar kuvvetli ve güçlü olduğunu inandığım Aşık Bey var. Birincilik beklediğim diğer at. Bu ikisinin arasına girecek olan, ikili bitirecek olan da Kelemer var. Benim burada çalışmalarıma çıkan 1-6-7 ya da 6-7-1 şeklinde eğer şu ama onu söylemeyeceğim. Yani bu 3 atı burada handikaplarına göre, kilolarına göre değerlendirdiğimde çıkan birinciliğe en yakın atlar olarak görülüyor. 5 yukarı Araplar, yaşlı atlar önemlidir. Yani 8 yaşında atlar, 7 yaşında atlar, onlardan biri gelecek diye tahmin ediyorum. Bu bilgiyi de kısaca aktarmış olayım. Geçiyoruz. 5. koşu. Handikap 13, handikap 15 bir koşu. Burada gene hafif kilolu atlarımız var 2 tane. Bir tane de ağır kilolu atımız var. Dediğim gibi hafif kilolu atlar Ulu Bey, Çelik Mavi. Çok formdalar. Bu kilolarla bu yarışı bırakmazlar diyeceğim. Er güçlü de 1200 olması mesafenin. Bu tabii ki handikap olarak büyük olması. Eğer ikram ederlerse yarışı, bu yarışı er güçlü de almam demez. O da mutlak yarışta olur. Ben 3 at yazacağım buraya. Tavsiyem de bu atları yazmanız. Tuttuğunuz atı varsa da tek atabilirsiniz. Korkmayın derim. Handikap 15. Burayı da anlattıktan sonra geçiyorum. Şartlı 4 bir yarışımız var. Nasuhoğlu iki taraftan da büyük geldi ama Özekan'dan küçük geldi. Araştırdığımda, derecelerine baktığımda yaş sıkıntısını yaşamazsa Nasuhoğlu'nun bu yarışı alması gerekiyor diye düşündüm. Eğer rakip arayayım dedim. Onu önerecektim sizlere. Rakip de çok öyle bir rakip bulamayınca ikili oynayacaktım daha doğrusu. Nasuhoğlu'nu tek bırakmayı planladım. Şartlı olması yarışın, büyük atlar, para kazanmış atların olması gerekiyordu. Uyuyor Nasuhoğlu benim sistemime. Bu atı ben birinci olarak bekleyeceğim. Gelir gelmez hani biliyorsunuz dün neler oldu iki programda da. Bu at yarışıdır yani. Bir tespitini yaparsın, oturur beklersin. Ondur. Gelirse gelir, gelmese de yapacak bir şey yok. İlle de gelecek diye bir kaydımız yok. Geçiyorum buraya anlattıktan sonra da. Bir maiden yarış var. Burada derecelerine hiç bakmadım. Sevmiyorum zaten bu maidenları. Quar Born diye bir Nurettin Şen'in bindiği at var. Handikap olarak Cihat Ağa'nın üstünde kaldı. Cihat Ağa da gördüğünüz gibi Totos'u ikinciliklerle maşallah. Dün iki atımız da Maiden gediklisi iki atımız da Maiden elveda etti hatırlarsınız. Yani bu dolaştırıyorlar dediğim atlar çıkmaya başlıyorlar. Böyle gıcık bir şey. Yanına at yazsam başka, yazmasam başka. Yalnız ben 7'yi burada büyük gördüm at olarak. 2'ye göre. Kaliteli gördüm daha doğrusu. 7-2 geçeceğim. Artık son ayakta izleyeceğim yarışı. Elimden bu geliyor. Varsa tuttuğunuz at buralarda mutlaka ekleyiniz derim. Önerimdir. Benim gözümde bu iki atın burada yarışa gidip yarışlarını 1-2 yapmaları şeklindeydi. Ufak bir altılım var. Hemen onu da göstereyim. Kapatacağım videomu. Kafayı 3 atla geçmişim. Şu 4'ten emin değilim. Dikkat edin. Eminseniz tek atabilirsiniz. Çok emin değilim. 5'te oynayacaksam burayı kapatmayı planlıyorum. Eğer 6'lı 3 atlı bulamazsam 5'liye döner burayı kapatır. Yarışlarının zevkini alırım. En azından öyle düşünüyorum. Kupon 3 lira 78 kuruş. Benim tahminim bugünlük böyle bu kadar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız destek olun. Bizi de mutlu edersiniz. Beğenmeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.